Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural tanımaz, hukuk tanımaz, saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Katil İsrail Devleti'nin soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki zulmüne değindi. Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadığını ifade ederek işgalci İsrail'in ateşi bölgeye yayacağını söyledi. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürme niyetinde olduğunu defaatle gösterdi. Üzerinde etki sahibi güçlerin tavşana kaç, tazıya tut politikası sürdükçe İsrail Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği esir takasını hatırlattı. Bu operasyon Türkiye'nin kilit rolünü tescilledi dedi. Milli İstihbarat Teşkilatımızın arabuluculuğunda son derece hassas bir çalışma neticesinde 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük esir takası ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. 26 kişinin değişimi hiçbir pürüzle karşılaşılmadan hamdolsun tüm dünyaya örnek olacak şekilde yapıldı. İnsani boyutunun ötesinde Türkiye'nin kilit rolünü de tescilleyen bu önemli takas operasyonunda kritik rol üstlenen Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve MİT mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Enflasyondaki düşüşün belirginleştiğini ve daha da hızlanacağını söyledi. Haziran itibariyle enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Yıllık enflasyon en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara mutlaka indireceğiz. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 yıldır devam eden aile destek programının da yıl sonuna kadar uzatıldığını ifade etti. Türkiye aile destek programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nakdi destek ulaştırdı. 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.